Bize bayram, ben emekliyim, bayram üstü 1000 lira sadaka veriyorlar. Biz onu onlara verelim. Belki biraz faydamız olur. Asgari ücretle geçinen bir sürü insanlar var. Milletvekillerinin maaş alması saçma. Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanı Mustafa Şentop Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında milletvekillerine 22 bin Türk lirası maaşın yetersiz kaldığını ifade etti. Hatta cümlesinin devamında ise bazı milletvekillerinin toplu taşıma aracıyla meclise geldiğini söyledi. İşte bu açıklama sosyal medyanın gündemindeydi. Biz de Kahraman TV ekibi olarak Kahramanmaraş'ta vatandaşlara 22 bin Türk liralık milletvekili maaşını soracağız. Bakalım aldığımız cevaplar ne yönde olacak? Ben aslında öyle olduğunu düşünmüyorum. Mesela Avrupa'da bazı örnek sistemler var. Milletvekillerinin maaş alması saçma. Çünkü bir milletvekili yeri gelir 50 bin lira harcama yapar, yeri gelir 50 bin lira cebinden harcama yapar. Mesela İngiltere'deki sistem, bir tane kart veriyorlar. Onlarla yiyor, içiyor, evini tutuyor ama fazlasına böyle açgözlülük yapmadığı için dokunmuyor. Yani milletvekillerinin maaş sistemi bence yanlış. Nasıl yetmiyor ya 22 bin lira? Doğru, hani ben de alırsam 1 milyarlık bir Lacoste, ben de alırsam bir 2000-3000 liralık ayakkabı bana da yetmez. Peki size yeter miydi 22 bin lira? Doyurur ya. Ne yetmiyor? Bizim çalışıp da aldığımız maaş kaç kuruş? Askeri ücret. Peki yeter mi 22 bin TL maaş? 22 bin TL maaş milletvekiline yeter mi? Onlara kalsa yetmez. Bize yeter. Allah gözlerini doyursun. Ben ne diyeyim daha? Ne kadarla geçiniyorsunuz? Askeri ücretle. 22 bin TL'niz olsa size yeter miydi? Yeter de artar da bana. Bana yeter. Yani fazla bile. Elinde tutmayı bilen herkes için bence uygun. Bence saçma çünkü tutumlu değiller demek ki. Yani bunu söyleyebiliyorlarsa, gerçekten bunu söylemeye yüzleri varsa pes diyorum ben. Bunca insan aç bir aç geziyor ya. Yazık yani. Vallahi yazık. Ne kadarla geçiniyorsunuz? Yani benim eşim askeri personel. Hani belirli. Yani çok... Hani az da değil, çok da değil. Ona rağmen zorlanıyoruz. Çocuk okutuyoruz. Yani ayın sonunu zor getiriyoruz diyebilirim. Ama 22 bin lirayla getiremeyip halktan da 2 bin lirayla ayın sonunu getirmesini bekliyorlarsa başka söyleyecek hiçbir sözüm yok. Güzel bir para yani. Millet askeri ücretten az bir parayla çalışıyor. Mesela ben 50 milyon yemeğiyle çalışıyorum. Ev kirası, elektrik, su, telefon faturası. Çocuk da okutuyorsun. Ya tabii ki 3 tane çocuğum var. Eşim sakat, rahatsız. Yani 50 TL yemeğiyle. Yani tabii ki. Ben nasıl geçineceğim o zaman? Yani yuh, yuhumla yuhu yani. Teşekkür ederim. Artık rica ederim. Size yeter mi 22 bin lira? Bana yeter. Ne kadarla geçiniyorsunuz şu an ailenizle siz? 7 bin. 7 bin lirayla geçinebiliyorsunuz. Tabii ki. Çok para tabii ki de har vurup harman savuruyorlarsa ben de geçinemem. Bize bayram, ben emekliyim, bayram üstü 1000 lira sadaka veriyorlar. Biz onu onlara verelim. Belki biraz faydamız olur. Utanmadan, sıkılmadan bunu diyorlarsa bize hiç maaş vermesinler. Asgari ücrete maaş vermesinler. 80 liraya buluyor 3 aylık maaşları. Yazık, Allah'tan korkar yani. Şu Türkiye'nin haline baksınlar.